سريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصيف وليني سيزهو في أساريري خشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وخذ بناصيتنا بالبر والتقوى. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وصلاحا وتقى يا أرحم الراحمين. Kardeşler biz akide derslerine devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bizi muvaffak kılmasıyla. Geçen hafta yevmül ahire başlamıştık. Kıyamet gününe başlamıştık. Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki akbirni anil iman. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, bana imandan haber ver. İman nedir? Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki أن تؤمن بالله senin Allah'a iman etmendir ve melaiketi senin Allah'ın meleklerine iman etmendir ve kutubihi ve rusuli kitaplarına ve rasullerine ve yevmil ahir ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi hayri ve şerri hayrı ve şerriyle kadere iman etmendir dedi. Biz Allah'a imanı, meleklere imanı, kitaplara imanı, rasullere imanı işledik. Allah bizi bu konuda muvaffak kıldı. İstifade ettik imanın konularından. Geçen hafta ahirete imana değindik. Ahirete imanın olmazsa olmaz imanın rükünlerinden bir rükün olduğunu, sadece kafirler Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler dedik. Ahirete iman etmek, ahiret için çalışmak müminlerin en belirgin sıfatlarındandır dedik. Ve ahiretle alakalı, ahirete imanla alakalı konuları çevirdik. Dedik ki biz bu konuda üç konuya, üç meseleye gireceğiz. Bir, kıyametin alametleri. İki, alemul berzahiyye, berzah alemi, kabir, kıyamete kadar. Üç, kıyametten cennet ve cehennemle sonuçlanan bölüme değineceğiz dedik. Kıyametin alametlerini kardeşler üçe böldük. Dedik ki kıyametin alametleri üçe ayrılır. Bir, uzak alametler. İki, orta alametler. Üç, büyük alametler ve yakın alametlerdir dedik. Geçen hafta sadece kıyametin uzak ve küçük alametlerini işledik. Bunların üç tane olduğunu söyledik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği. Sonra dedik ki ayın yarılması. Sonra dedik ki Hicaz'da bir ateşin çıkması. Bu üçü de gerçekleşmiş ve bitmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu ve bitti. Ay yarıldı. İktarabeti sa'atu ve enşakkal kamer. Sonra Hicaz'da, Ceziretul Arab'da bir ateş çıkacak dedik. Bu ateş Şam'daki Busra kentindeki develerin boynunu parlatacak dedik. 654 yılında Medine'de bir volkan patlamasıyla bu ateşin çıktığını, Şam bölgesine kadar ışığını, aydınlığını verdiğini biz söyledik kardeşler. İnşallah bugün kıyametin orta alametlerine değineceğiz. Bunlar çoktur. Bazıları yüze kadar, yüzden fazla saymışlar. Biz ibret alabileceğimiz kadar ahiret hakkında hazırlık yapmak için kendimizi teşvik edecek kadar önemli olan hususlara değineceğiz inşallah. Gerisini kitaplardan okursunuz. Allah Azze ve Celle inşallah sizi buna muvaffak kılar. Bu kıyametin alametlerinden ibret alıp kıyamet için çalışan kullarından eyler sizleri ve beni. Allahümme amin. Kardeşler, kıyametin orta alametleri çoktur. Bu alametler bazıları gerçekleşmiş. Bazılarını zaman zaman yaşıyoruz. Bazılarını da henüz yaşamadık. Kıyametin orta alametleri olup biten alametler değildir. Mesela küçük alamet
peygamber peygamber oldu ve bitti. Ay yaradı ve bitti. Ceziretul Arab'dan yani Hicaz'dan bir volkan patlaması oldu ve bitti. Ama kıyametin orta alametleri oluyor ve aynı alametler olmaya devam ediyor. Alametler bitmeyecek. Tekerrür ediyor. Geçmişte oldu. Aynı alamet bugün yine olacak ve yarın olmaya da devam edecek. Kıyametin orta alametleri dönüyor. Tekrarlanıyor. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin bizi muvaffak kıldığı kadarıyla biz bu alametleri aktaracağız. Bunlarla ibret almaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle kapsayan bir kulak bizlere nasip eylesin inşallah. Kardeşler, kıyametin alametleri çoktur dedik. Ama maddeler halinde saysak onlardan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki harpler ve gazvelerdir. Peygamberden sonra çok harpler oldu. Çok gazveler oldu. Kudüs'ün fethi, Farislerle savaş, Rumlarla savaş, Endülüs'ün fethi, ta Çin'e kadar uzanan ve devam eden harpler. Ve kıyamete kadar bu harpler devam ediyor. Hiçbir gün geçmesin ki yeryüzünde bir harp olmasın, yeryüzünde bir savaş devam etmiş olmasın. Harpler, futuhatlar, fetihler devam ediyor. Bazen Müslümanların lehine, mücahitlerin lehine, bazen onların aleyhine kıyamet saatine kadar da devam edecek. Kıyametin alametlerinden bir tanesi de deccallerin çıkmasıdır. Büyük deccal ve deccaller. Büyük deccal kıyametin büyük alametlerindendir. Ona geleceğiz inşallah. Onu anlatacağız. Ondan bahsedeceğiz. İnşallah yedi yedi vakit. Fakat o deccalle, o deccal ile aynı özellikleri paylaşan, aynı vasıfları paylaşan, insanları aldatan, insanları kandıran, düzenbaz, sahtekar insanlar olmaya devam edecekler. Deccal'in kelime anlamı bir şeyi olduğundan farklı göstermek, aldatmak, kandırmak, hile yapmak. Özellikle bizim kıyametin alametleri dediğimiz deccallerden kastettiğimiz zatlar sahtekar ve yalancı peygamberlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret etti. La taqumu sa'atu hatta yub'atu deccalun kezzabun karibun min selafin. Sayıları 30'a yakın olan yalancı deccaller çıkmadan kıyamet kopmaz. Kullun, her biri yez'umu ennehu Resulullah, Allah'ın Resulü olduğunu söyleyecek. Peygamber hayattayken bunlar başladı. Müseylemetül Kezzab, Yemame'nin şeytanı, Esvedül Ansi, sonra Taglib kabilesinin şeytanı Secah, o da kendisi peygamber ilan etti. Peygamberden sonra bunlar türediler. Zaman zaman ara ara günümüze kadar geldiler. Peygamberin vefatından sonra sahabelerin tabi'in döneminde Muhtarü Sakafi kendinin peygamber olduğunu ilan etti. Son zamanlarda Hindistan'da bu tekrar gündem oldu. Daha sonra Fransa'ya, daha sonra Türkiye'ye Mihir Ali İskender belki aleyhi min Allah'ı la'ne, Allah ona lanet etsin, geçenlerde geberdi. 3000 insan cenaze namazına katılmış. Bu şekilde kıyamet saatine kadar bu yalancı, bu düzenbaz, bu deccaller devam edecekler. Bu da kıyametin alametlerindendir kardeşlerim. Kıyametin bir diğer alameti de fitnelerin çıkmasıdır. Fitnelerin zuhur etmesidir. Allah Müslümanlara bu fitnelerden selamet versin. Allah Müslümanlara bu fitnelerden selamet versin. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki Badiru bil a'mali fitenen kekita'il leylil muzlim. Gece karanlığı gibi olan fitneler gelmeden amellerde acele edin. Badiru bil a'mal, amellerde hızlı davranın. Oruç tutun, gece namazı kılın, namaz kılın, davet edin, sadaka verin, hacca gidin. Yani amellerde acele davranın. Amellerde acele davransanız fitnelerde sağlam kalırsınız. Sağlam, kuvvetli imanınız sizi fitnenin anlarında, zamanlarında zelzelelerden kurtarır. Badiru bil a'mal, amellerde acele edin, fitenen, fitnelerden dolayı. Fitneler için, fitnelere hazırlıklı olmak için amellerde acele edin. Kekita'il leylil muzlim, gece karanlığı gibi olan fitneler
zuhur etmeden amellerde acele edin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fitneler geldiği vakit azim şeyler olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki يُسْبِحُ الرَّجُلُ bir rivayete يُسْبِحُ الْمَرْءُ kişi veyahut adam يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا sabah mümin olur وَيُمْسِي كَافِرًا akşam kafir olur وَيُمْسِي مُؤْمِنًا akşam mümin وَيُسْبِحُ كَافِرًا sabah kafir. Kardeşler, insan elbiseyi ne zaman değiştirir? Sabah ve akşam. Yani elbise değiştirir gibi din değiştirecek. Sabah bir dinde, akşam bir dinde. Sabah bir itikatta, akşam bir itikatta. Sabah bir inançta, akşam bir inançta. Sabah bir menhecde, akşam bir menhecde. Öyle bir fitne olacak ki insan neye inandığını, ne söylediğini artık karıştıracak. Subhanahu ve Teala. Allah bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi hadisin devamında يَبِيُوا أَحَدُكُمْ دِينَهُ لِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا sizden biriniz dinini ufak bir dünya için satacak. Sizden biriniz dinini ufak bir dünya için satacak diyor Allah subhanahu ve teala. Başka bir rivayette bu fitnelerin kıyametten biraz önce يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ سَعَةِ فِتَنُنْ kıyametten önce fitneler olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbni Malik diyordu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne yükthiru min kavli Allahümme ya mukallibel kulûb sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl. Peygamber Allah'tan kalbini dinde sabit kılmasını istiyor. Enes İbni Malik diyor ki ve kulne ya Resulallah etekaffu aleyna bizim için korkuyor musun? وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِيْتَ بِهِ sana iman ettiğimiz halde, getirdiğin dine iman ettiğimiz halde bizim kafir olacağımızdan mı korkuyorsun? قَالَ نَعَمْ evet dedi. اِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَا اُسْبَعَيْنِ مِنْ أَسَابِعِ اللّٰهِ kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ dilediği şekilde onları çevirir. O zaman Allah'tan sebat istemek lazım. Allah'tan din üzerinde kalabilmek için Allah'tan sebat istemek lazım. Nes'alullah'a sebat. Kardeşler, kıyamete yakın olan bu fitneler öyle ağır fitnelerdir ki artık bazılarını belki biz görmüşüz, bazıları görmemişiz. Fakat demek ki görmediğimiz bazı fitneler de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o güne ulaşan adamlardan bahsederken diyor ki لَا تَقُومُ سَاعَةُ kıyamet kopmaz. Şu olay olmadan kıyamet kopmaz. حَتَّى يَمُرُ الرَّجُلُ adam uğrayacak بِقَبْرِ الرَّجُلِ bir adamın kabrinde. Bir adam başka bir adamın kabrine varacak, kabristana. Feyakul diyecek ki ya leyteni kuntu mekane, keşke ben bunun yerinde olsaydım. Keşke ben ölü olsaydım, o diri olsaydı. Keşke ben yaşamasaydım, bu olanları görmeseydim. Allah benim onun yerini bana, benim yerimi ona verseydi. Abdullah İbni Mesud diyor ki o gün diyor eğer ölüm satılan bir şey olsaydı ölüm. İnsanlar para verecekti, ölüm alacaktı. Lakin kendini öldürmek korkusu olduğu için, kendini öldüren cehenneme girdiği için adam kendini de öldüremedi. Eğer ölüm satılan bir şey olsaydı, gerçekten de insanlar para verip ölümü satın alacaktılar. Vallahi bazen doğuda ve batıda öyle manzaralara şahit oluyoruz ki, öyle insanlara, öyle vakalara şahit oluyoruz ki, o vakaların birçoğu bize bu hadisleri andırıyor yani. Bu hadisleri bizim gündemimize getiriyor yani. Gerek kafirlerin küfürlerinde azgınlığı, gerek zalimlerin zulmünde azgınlığı, gerek Müslümanların İslam'ı üzerine sebat etmemesi, insan ne kadar karışık, ne kadar karma karışık bir vaka yaşadığını anlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Resulullah fi makal. Peygamber sözünde doğru söylemiştir. Demekten başka bir şey kalmıyor sana. Sadaka Resulullah فِيْمَا قَالْ Peygamber sözünde doğru söylemiştir. Bir rivayette adamın kabrine uğradıktan sonra diyecek ki keşke ben senin yerinde olsaydım. لَيْسَ الدِّينُ اِلَّا الْبَلَى din sadece beladır. Din sadece musibettir. Yani kıyamete yakın bir zamanda dini yaşamak kor ateşi elinde tutmak gibidir. Kardeşler, kor ateşi kim elinde tutabilir? Kim din üzere sebat edebilir? Bir ateş düşünün, elinizle tutacaksınız o ateşi.
Bu ateşi tutmak için yanmaya sabretmek lazım. İşte bu da kafada bir Allah olacak. Akılda, beyinde, kalpte bir Allah olacak. Bir ahiret sevgisi olacak. Bir cennet sevgisi olacak ki o adam o ateşi tutabilsin. Yoksa o ateşi tutmak biraz imkansız gibi gözüküyor. Allah Azze ve Celle o imanı bana ve sizlere nasip eylesin. Kıyamete yakın bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina, cehalet, içki içmeler, müzik aletleriyle müzik dinlemeler çoğalacak. Bunların her biri kıyametin orta alametlerindendir. Ve biz günümüzde vakamızda bunların her birini yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki seyeti alennâsi zamanun ev seyeti ala ümmeti zamanun, ümmetimin üzerine böyle bir zaman gelecek. Ev seyeti unasun, öyle insanlar gelecek ki yestehillûnel hira vel harira vel hamra vel maazif. Hadis Bukhari'de. Onlar zinayı, ipek elbise giymeyi, şarap içki içmeyi ve müzik aletlerini çalmayı helal sayacaklar. Günümüzde neredeyse müzik gayet ekmek ve su gibi normalleşmiş. Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Ruhun belası olan, ruha kanser hastalığı, kanser hastalığından daha fazla tehlikesi olan bir müzik bugün ruhun gıdası olarak talakki ediliyor. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. İşte biz o vakayı canlı canlı yaşıyoruz. Peygamberin mucizelerini ve sözlerinin sıdkını biz canlı canlı şu an yaşıyoruz. Peygamber görmedi ama biz görüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَةِ, kıyametin alametlerindendir اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ, ilmin kaldırılması. İlim kaldırılacak kardeşler. Yani insan bu kelimeye baktığı vakit bir de içinde yaşadığımız şu dünyaya bakarsa meseleyi anlar. Meseleyi güzel bir şekilde kavrar. Kürsüler bizim gibi adamlara kalmış. Eskiden biz İmam Nevevi derdik. İmam Gazali diyoruz. İbn-i Teymiye diyoruz. İbn-i Kesir diyoruz. İmam Kurtubi diyoruz. Ahmed İbn-i Hanbel diyoruz. Çünkü zamanımızda adam kalmadı. Zamanımızda alim yok. Eski adamları gösteriyoruz. Zamanımızda ilmiyle amil olan, ilmiyle mukarrar olan, ümmetin kendisiyle sükunet bulduğu bir alim yok ortada. İlim kaldırılmış. Kürsüler, dersler çocuklara ve cahil insanlara kalmış. Fesubhanallah alazim. İşte biz bu vakayı da yaşıyoruz. Her gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği vakaları canlı canlı yaşıyoruz. Dedi ki اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ, ilim kalkacak. Sonra وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ, cehalet artacak. Yani memleketler dünya cehalet kokuyor. Dünya cahillik kokuyor. Dünya yöneticileriyle beraber, idarecileriyle beraber, idare edilenleriyle beraber dünya bir cahillik kokuyor. Allah'ın kitabından uzak, Kur'an'dan uzak, ilimden uzak, ahlaktan uzak bir yaşantı yaşıyor. Tamamen cehalete bulanmış, cehalete batmış bir vaka yaşıyoruz. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. İşte biz o vakayı yaşıyoruz kardeşler. Kıyametin alametlerini canlı canlı yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka Resulullah demek düşüyor bize. Peygamber doğru söyledi. فِيمَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Yine Peygamber dedi ki وَيَكْثُرُ الزِّنَا, وَيَكْثُرُ الزِّنَا, zina artacak. Fuhuş, fuhuş, köşe başlarına baktığınız vakit bu mütedeyyin kesimlere, mahallelere bile baksanız fuhuşu göreceksiniz. Fuhuş artmış. وَيَكْثُرُ شُرْبَ الْخَمْرِ, içki içmeler, şarap içmeler çoğalacak. Her köşede bir meyhane görmek, bir bar görmek mümkündür bu Türkiye'de. Sözde bazılarının gördüğü gibi İslam devleti, Müslüman bir devlet gibi görüyorlar. Ama barlardan da eksik değil. Ama genel evlerinden de eksik değil. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَيَقِلُّ الرِّجَالُ, adamlar, erkekler azalacak dedi. وَيَكْثُرُ النِّسَا, kadınlar artacak. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. İşte biz bunların tamamını yaşıyoruz. Yine
Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın ihtilafların çıkacağı, fırkalaşmaların olacağından haber verdi. Haricilerden bahsetti. Peygamber aleyhissalatü vesselam seyekunu fi ümmeti ihtilafun ve firka. Ümmetimde ihtilaflar, iftiraklar ve fırkalar çıkacak dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kavmun, bir kavim var ki yuhsinun el kıl. Sözü güzel söylüyorlar. İyi konuşuyorlar. İyi ağızları, iyi dil yapıyor. İyi kelam yapıyorlar. Ama ve yusiun el fi'l. Hiçbir fiil yok ortada. Kütük gibidirler. Boş teneke gibidirler. Sadece konuşmaktan anlıyorlar. Ama hiçbir amel yok. Onlar ve yakra'un el Kur'an. Kur'an'ı okuyorlar. Kur'an'ı ezberliyorlar. Ama ve la yücevzü terakim. Onların boğazlarından aşağı inmiyor Kur'an. Kur'an onların ne kalplerine, ne onların bedenlerine, ne onların dünyalarına hiç etki etmiyor. Peygamber bizden bahsediyor. Bizim gibi bir vakadan bahsediyor. Okuyoruz, okuyoruz, ezberliyoruz ama vakada hiç amel yok. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Bunlar kimdir? İşte bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği insanlardır. Bunların neticesi nedir? يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ. İşte böylesi adamlar dinden çıkarlar. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ سَهْمْ مِنَ الرَّمِيَّ. Okun, yani avını delip diğer taraftan çıktığı gibi bunlar dinden çıkacaklar. Evet kardeşler, vallahi bu vakayda yaşıyoruz. Müslümanları tekfir eden, Müslümanların kanlarına halal sayan, kadınların ırzlarına giren, vallahi binlerce sokakta, devletlerde Allah'tan, peygamberden, dinden bir haber olan gençler türediler yani. Müslümanlara, Müslümanların birliğine kastettiler ve Müslümanları helal ettiler. Cezayir'de kafirler ve Fransa bunları kullandı. Ve her yerde, her aşamada kullanmaya da devam ediyor. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Bir vaka olmasın ki biz onu görmüş olmayalım, onu yaşamış olmayalım. صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَقَالِ. Peygamber sözünde doğru söyledi. Peygamber sözünde doğru söyledi. Sonra kıyametin alametlerinden bir tanesi de işin ehline verilmemesidir. İşin sahibine, ehline, layık olanına verilmemesidir. Liyakatın olmamasıdır. Ülkeye bir bakın kardeşler. Dünyaya bir bakın. İnsanları idare eden insanların en sefih insanlarıdırlar. En sefih insanlarıdırlar. Ne dinden, ne imandan haberleri var ama bütün insanları yönetenler onlardırlar. Subhanallah azim. İşte biz bu vakitlere geldik ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki اِذَا دُيَّعَتِ الْاَمَانَةِ اَمَانَ زَيَدِسَا فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Kıyameti bekle. Yapacak bir şey yok. Evinde otur, ağlıyor musun, dua ediyor musun ama kıyameti bekle. İş ehline verilmezse kıyameti bekle. Vallahi iş ehline verilmemiş. Dünyada iş ehline verilmemiş. Nice ulema var, nice alimler var. Onlara insanlar ne değer veriyor, ne onlarda bir şey görmek istiyor. Ama nice mahluk vardır ki, nice sefi insanlar vardır ki Allah katında bir değerleri yok, insanların başındalar. Ve biz biraz vakamıza baksak, içinde bulunmuş olduğumuz vakaya baksak, bunu net bir şekilde anlarız. Abdestsiz, namazsız, imansız insanlar, insanların başına emir olmuştur. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki سَيَكُونَ عَلَيْكُمْ اُمَرَى. Sizin üzerinize emirler gelecek. Padişahlar, krallar, hakimler gelecek. Nasıl padişahlar? يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِتِهَا. Namazları vaktinin dışına tahir ediyorlar. Namazlarda gevşektirler. وَيُحْدِثُونَ الْبِدَعَى. Bid'atlar türetiyorlar. Küfür değil, şirk değil. Şeriat devletinin kadılarından, hakimlerinden bahsediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları diyor göreceksiniz. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh diyor ki فَكَيْفَ اَسْنَعْ. Ey Allah'ın Resulü, ben böyle adamları görsem, böyle kralları görsem, böyle padişahları görsem ne yapayım dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam قَالَ
Tes'elünü yebne ummi abdin. Ey ummi abdin çocuğu, bana mı soruyorsun? Ne yapacağını mı soruyorsun bana? Bana ne yapacağını mı soruyorsun? Ne dedi? Fela ta'ate limen asallah. Allah'a isyan edene itaat olmaz dedi. Allah'a isyan edene itaat olmaz dedi. Peygamber şeriat devletinde namazı erteleyen, bid'at hurafe çıkartan kişilere ne dedi? Onlara taat olmaz. Zamanımızda adamlar tağutturlar. Allah'a değer vermiyorlar. Allah'ın şeriatına bir gram değer vermiyorlar. Allah'a bir muhtar kadar değer biçmiyorlar. Bazı molla efendileri bize çıkıp diyor ki emirlere itaat farzdır. Hain adamlar. Zalim adamlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriat devletinde namazları tahir eden, bid'at çıkartan adamlara diyor ki فَلَا تَعَتَ لِمَنْ عَسَ اللّٰهِ Allah'a isyan edene itaat olmaz. Ama tağutlar tağut olmalarına rağmen itaat hak ediyorlar. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَنْ قَالِ Peygamber sözünde doğru söylemiştir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki kıyamete yakın bir dönemde kıstaslar, mizanlar, ölçüler, teraziler bozulacak. İnsanların terazileri bozulacak yani. İnsanların mizanları, terazileri bozulacak dedi. Dolayı bir de hadisinde bunu bize ifade etti. Seyyati alennasi senavatun khaddaat. İnsanların üzerine aldatıcı seneler gelecek. Seni aldatır mı kardeşler? Seni aldatıcı olur mu? Yıl nasıl insan aldatsın? Yani bu yılın içinde öyle sahtekarlar vardır ki, öyle kandıranlar, öyle kazipler, öyle yalancılar vardır ki artık onları saymak mümkün değil. Hileleri Peygamber sene atfetmiş. Seyyati alennas senavatun khaddaat. Aldatıcı, kandırıcı seneler gelecek. Yusaddaku fihel kazibu. Yalancı adam, kezzap olan adama sadık diyecekler. Normaldir. Çünkü onların terazileri bozulmuş. Ve yukezzebu fiha sadiku. Sadık olana yalancı diyecekler. Çünkü terazileri bozulmuş. Ve yukhawwanu fiha eminu. Emin olan kişi, güvenilir olan kişi bu senelerde hain diye adlandırılacak. Ve yu'temenu fiha hainu. Hain olana güven duyulacak. Çünkü teraziler bozulmuş. Çünkü mizan bozulmuş. İnsanların mizanları Kur'an değil. İnsanların mizanları sünnet değil. Devam ediyor. Ve yetekellemu fiha ruybida. O senelerde ruybida konuşacak. Ruybida kimdir? Ve men ruybida ya Resulallah? Ruybida kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki Er-racülü tafihu. Tafih adam. Sefih adam. Ahmak adam. Cahil adam. Yetekellemu fi umuril amme. Bütün Müslümanları ilgilendiren bir işten konuşuyor. Bu adamları görmek mümkün. Şöyle bir kahve köşesine gidin. Ayak ayak üstüne atmış. Sigarası ağzında Orta Doğu uzmanı gibi Irak'tan konuşuyor. Afganistan'dan konuşuyor. Yemen'den konuşuyor. Durmuyor yani. Ve zaman Müslümanlarda da böyle var yani. Orta Doğu uzmanı gibi konuşuyor. Burada böyle oluyor. Şurada şöyle oluyor. Kendi vakasında burnunun dibini görmüyor. Rezalete, necasete bulaşmış. Afganistan'a gitmiş. Irak'a gitmiş. Oraya hallet, sen cennete gideceksin. Ve yetekellemu fi'r ruybida. Vallahi biz bunların her birini gün ve gün yaşıyoruz. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle. Peygamber sözünde doğru söylemiştir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki yakın oldu ki yûşiku en tedâ'a aleykumul ümem. Ümmetlerin sizin üzerinize toplanması yakın oldu. Kafirlerin, müşriklerin, zalimlerin sizin üzerinize toplanması yakın oldu. Pasta tabağına yiyicilerin toplandığı gibi. Peki bu ümmetler bizim üzerimize niye toplanıyor? Kafirler Müslümanların üzerine niye toplanıyor? Müslümanlar az mıdır? Hayır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu senelerde Müslümanları Müslümanlar çer çöp gibidir diyor. Çer çöp. İşte bu vakayı yaşıyoruz. Müslümanların çer çöp olduğu
bir vaka yaşıyoruz. Çer çöp ne demek? Şöyle suya baktığında senin mideni bulandıracak, oduncuya yaramayan, vatandaşa yaramayan, dünyaya yaramayan, ahirete yaramayan bir karartı suyun üzerinde. Sadece görüntü bozuyor. Mide bulandırıyor, başka bir şey değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki kıyamet Fırat altın olan bir dağdan kesilmediği müddetçe kıyamet kopmaz. Fırat suyu altın olan bir dağla kapanacak. Ve insanlar bu dağı duyduğu vakit Fırat'a koşacak. Her 100 kişi 99 kişi öldürecek, o da onun olsun diye. Ve her 100 kişi de diyecek ki umulur ki kurtulan ben olacağım diyecek. Altın uğruna birbirini öldürecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki siz o güne erişirseniz o altından almayın diyor. Mümin altının adamı değildir. Mümin doların, euronun, TL'nin adamı değildir. Kadifenin adamı değildir. Makamın mevkinin adamı değildir. Mümin cennetin çocuğudur. Mümin cenneti arzulayan, cennete koşan bir adamdır. Sen Fırat'a yaklaşma. Mal için birbirini öldüren zalimlerden olma. Makam mevkiye tapanlardan olma. Bu kıyametin alametleridir. Sadaka Resulullah peygamber doğru söyledi. Yine kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamete yakın ilim kaldırılacak. İlim kaldırılacak dedi. Ve insanlar değersiz insanlar değer görecekler. Değersiz insanlar değer görecekler. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ Allah ilmi kulların içinden bir seferde çekip söküp almaz. Bir gecede ilim almaz. Nasıl alır peki? Velakin yakbidul ilme ilmi alır Allah katına liqabdil ulema alimlerin canlarını alarak. Alimleri teker teker Allah katına alır. Hatta yeryüzünde hiçbir alim kalmaz. Hatta izâ lem yubki alimen Allah yeryüzüne bir alim bırakmaz. İttakaden nasu رُؤَسَاءَ جُحَالَ İnsanlar cahil olanları reis edinecekler. Önder edinecekler. İmam edinecekler. Cahil olanları. Sonra فَيُسْأَلُوا Onlara soru sorulur. وَيَا da فَيَسْأَلُوا Onlar soru sorarlar. Onlar da فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ ilmin. İlimsizce fetva verirler. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا Hem kendilerini saptırırlar hem insanlara saptırırlar. İnternet köşelerine bakın. Maşallah. Öyle müftüler çıkmış ki. Subhanallah azim. Ümmet-i Muhammed velüttür. Doğurgandır. Şafiler, Ahmetler, Malikler, Süfyan-ı Sevriler, İmam Evza'iler YouTube'da doludur maşallah. Fesubhanallah azim. Fesubhanallah azim. Kimse ne Maliki takıyor, ne Sevri'yi takıyor. Hum rical ve nahnu rical. Malik erkekse ben de erkeğim. İmam Şafii erkekse ben de erkeğim diyor. Edebini bilmiyor edepsiz çocuk. Terbiyesini takınmıyor. İmam Nevevi'yi, Süfyan İbni Uyeyne'yi, İmam Malik'i, İmam Şafii'yi, İmam Ahmed'i, İmam Ebu Hanife'yi değersiz görüyor. Kendini alim zannediyor. Ben hocayım. Ben bir şeyler biliyorum. Ümmetin imamlarını, ümmetin yıldızlarını, gecenin karanlığında ümmete aydın olan insanları elinin tesiri ediyor. İşte biz bu vakayı da yaşıyoruz. Fela havle ve la kuvveti illa billah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe ibn-i Yaman peygamberden rivayet ediyor. Diyor ki yudrasul İslam İslam gidecek. Kalmayacak. Kema yudrasu veşyü thevbi elbisenin üzerindeki desenler hani yıpranıyor ya desen bitiyor. Üzerinde bazen desenler oluyor. Çok kullanıldığı için desen ortada kalmıyor. İslam'da bu şekilde hiçbir şey kalmayacak. Yavaş yavaş gidecek. Hatta la yudra ma siyamun ve la salatun ve la nusukun ve la sadaka. İnsanlar namaz nedir? Sadaka nedir? Oruç nedir? Bunları bilmeyecekler. Bunları bilmeyecekler. Böyle bir vaka yaşayacağız. Yavaş yavaş bu vakaya sevk ediyoruz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında وَلَا يُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ فِي لَيْلَةٍ
Allah'ın kitabı bir gecede semaya kaldırılacak. Kur'an'dan فَلَا يَبْقَى فِي الْاَرْضِ مِنْهُ اَيَةٍ Kur'an'dan bir ayet kalmayacak. Bir ayet kalmayacak. Allah Azze ve Celle bu fitne olan dönemlere bizi inşallah ulaştırmadan bizi kadına temiz bir şekilde alsın inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamete yakın ölümler çoğalacak. لَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ Herc çoğalmadan kıyamet kopmaz. الْهَرْجُ الْقَتْلُ Herc öldürmektir. İnsanlar birbirini öldürecek. Şu dünyaya bakın. Yani ne kadar çok insan ölüyor. Ne kadar çok insan ölüyor. Bu zamanımızda bugün mesela şeriatın el kestiği adamları kınayan insanlar işte şeriat hırsızlığından dolayı el kesiyor canidir. İslam tarihine bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 1924'e kadar internete gidip araştırma yapın. El kesenlerin sayısı kaçtır? Allah alem bine ulaşmaz. Ama İstanbul'a bakın her sene hırsızlıktan dolayı binlerce insan ölüyor. Hırsızlıktan dolayı binlerce insan ölüyor. Sadece hırsızlık için söylüyorum ha. Yani diğer suçları, diğer meseleleri konuşmuyorum. Dünya ne hale gelmiş? Dünyada yani yaşamak çok zor. Kim kimi vurdu? Kim kimi öldürdü? Kim kimi helak etti? Güçlü zayıfı yemeye çalışıyor. Böyle bir dünya yaşıyoruz. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتِ اِلَّا بِاللّٰهِ Peygamber dedi ki لَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ İlim kabz edilmeden kıyamet kopmaz. وَتَكْثُرَ الزَّلَازِمْ Zelzeleler, depremler çoğalmadan da kıyamet kopmaz. Depremleri her gün yaşıyoruz. Gün ve gün yaşıyoruz. Bir gün burada olmuş, bir gün şurada. 2-3 haftadır siz Elazığ depreminden yeni psikolojisinden kurtuldunuz. Allah size kefaret etsin. Kardeşler, yine kıyametin en büyük alametlerinden ve zamanımızın musibetlerinden olan en büyük musibetlerden bir tanesi Müslümanlar, müminler kafirleri imam edinecekler. Kafirlere hayran kalacaklar. Kafirlerin öflerine, adetlerine uyacaklar. Kafirlere ittiba edecekler. Alçak olan, rezil olan Yahudi ve Hristiyanlara özenmeyi bir marifet sayacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Kendinizden önceki sünnetlere, yollara uyacaksınız. حَتَّى لَوْ دَخَلُ جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ Onlar kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Kelerin deliğine. Bir rivayette şibran bi şibrin karış karış ziraan bi ziraan hazra al-qazzati bil-qazmi tıpa tıp uyacaksınız. El Yahud ve Nasara ey Allah'ın Resulü sen Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Kale femen başka kim olabilir ki? Bakın topluma Müslümanlara Yahudilerin ahlakı onlara silahet etmiş. Söz veriyor sözünde durmuyor. Emanet ediyorsun emanete ihanet ediyor. Ahd ediyor ahdinde durmuyor. Yalan konuşuyor. Yani hainlik yapıyor. Bütün kitap ehlinin alametleri Müslümanlara silahet etmiş. Bakıyor adam kendi grubundandır. Müslüman. Yahudilerde holigancılık var. Yahudi olsa yeryüzünün en alçak adamı olsa Süreyya'dadır. Ondan olmasa yeryüzünün en iyi insan olsa Derekededir. En alçak adamdır. Şu an Müslümanlarda da var. Kendi grubundan olmasın. Kendi cemaatinden olmasın. Adam tabir caizse ne diyorlar? Ağzıyla kuş tutsa bir şey yaramıyor. Yok zaten hiçbir şey yaramıyor bak. Delidir. Konuşmayı da bilmiyor. Cahildir. Ama adam sefih olsa sırf çağrılar tutuştuğu vakit adamı Süreyya'ya kaldırıyor. Yahudileşme temavülü işte budur. Sadaka Resulullah Peygamber burada da doğru söyledi. Ve yine kardeşler bir iki şey daha değineceğim inşallah. Bitireceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın gazvelerden bahsetti. Bunlar da kıyametin artık hemen hemen gördüğümüz en son vakalarıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşlardan, gazvelerden bahsetti. Müslümanların sevineceği durumlardan da bahsetti. Tağzûne ceziretel arab. Ceziretel arabda savaşacaksınız. Feyeftahah Allah. Allah fetih nasip edecek. Allah size fetih nasip edecek dedi.
Yine thumma tuğzuna Faris. Farislerle savaşacaksınız. Feyeftahahallah. Allah size fetih nasip edecek. Ömer İbn-i Hattab ateşin çocuklarını rezil etti. Ömer İbn-i Hattab mecusilerin burnunu yere sürttü. Ve Allah onun eliyle Faris'i fethetti. Pers İmparatorluğunu tarihin çöplüğüne gönderdi. Allah Azze ve Celle onun makamını ali kılsın. Yine dedi ki ثُمَّ تَغْزُونَ Rum, Rumlarla savaşacaksınız. Rumlarla savaşacaksınız. فَيَفْتَحَهَ اللّٰهِ Allah sizin için onu fethedecek. O da fetholacak. Sonra dedi ki ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالِ Siz Deccal'le savaşacaksınız. Son olarak فَيَفْتَحَهُ اللّٰهِ Allah size fethi nasip edecek. Biiznillah Müslümanlar kıyamet saatine kadar mensurdurlar. Allah tarafından desteklenen, yardım gören ve kıyamet saatinde de yardım görecekler. Yardım gören taifedirler. Yine kıyametin alametlerinin bir tanesi Benu İsrail ümmetin en hainleri olan, en zalimleri olan yani maymunun çocukları olan Benu İsrail'e savaşılacak. La tequmu sa'a kıyamet kopmayacak hatta tuqatilul yahud ta ki siz Yahudilerle savaş yapıncaya kadar. Henüz yapılmadı. Allah Azze ve Celle bu savaşı Müslümanlara nasip edecek. Allah Müslümanlara bunu nasip edecek. Hatta tuqatilul yahud ta ki Yahudi hatta yaktabi el yahudiyyu vera el haceri ve şecer Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak. Kendini oraya gizleyecek. Bugün Yahudi'ye taş da ağaç da rahmet etmeyecek. Taş ve ağaç diyecek ki feyakulul hacer ve şecer ağaç ve taş diyecek ki ya Müslim ey Müslüman ya Abdallah ey Allah'ın kulu hâzâ Yahudiyyun halfi bu arkamdaki Yahudidir. Feteal fektulhu gel bunu öldür diyecek. Gel bunun canını al diyecek ve inşallah Allah bize bu günleri yaşatacak biiznillah. İllel garkad ama garkad ağacı hariç bu Yahudilerin ağacıdır. Yahudileri kaç tane Yahudi arkasına alacak onu da bilmiyorum ben. Allahu ala ve alem. Kardeşler bir rivayete bu biraz daha yani teşvik hoş bir rivayete sanki diyor ki tukatilukum el yahud. Yahudiler sizinle savaşacak. Ama Yahudiler sizinle savaşmaya yetenecek. Fetesallatuna aleyhim. Fetesallatuna aleyhim. Allah da sizi onlara musallat edecek. Onlar savaşacaklar. Allah da sizi onlara musallat edecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme yekulul hacer. Öyle kaçacaklar ki ağaç diyecek ki ya Müslim hâzâ Yahudiyyun verâi faktul. Bu Yahudidir arkanda gel bunu öldür. İşte bu da kıyamet saatinin alametlerindendir. Kıyamet saatinin son alametine değineyim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanların 71 fırkaya, Benu İsrail'in Yahudilerin 72 fırkaya ve bu ümmetin ise 73 fırkaya ayrılacağını söyledi. Zamanımıza bakın. Ehl-i Sünnet ve Cema'a, Cebriye, Mu'tezile, Şia, Mücessime, Mu'attile yani dinler tarihini ele alan El Farku Beynil Ferak El Minel ve Nihal Mekaratül İslamiyin yani kitaplar yazılmış bu noktada. Bu fırkaları tek tek yazmış alimler. Bu fırkaları tek tek tespit etmiş. Bunlar olacak. Seteftariku ümmeti ala telasin ve seb'ine firka ev millet 73 fırkaya ayrılacak. Kulluhum finnar hepsi cehennemde illa firka vahide illa vahide bir tanesi hariç. Kimdir onlar ya Allah'ın Resulü? Ma ana aleyhi ve ashabi benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu dine uyanlardır dedi. Ma ana aleyhi yevme ve ashabi bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu bu din var ya işte bu din cennete ulaştı. İşte bu yol cennete ulaştı. Daha sonra din sisli bir gün gibi olacak. Herkes dilediğini söyleyecek. A bir şey diyecek, B bir şey diyecek, C bir şey diyecek. Peki ya Rabbi, ey Allah'ın Resulü, biz bu ihtilaflardan nasıl kurtulacağız? Bu kadar karmaşıklık, bu kadar karışıklık, biz nereye gideceğiz?
aleyküm kitabi, aleyküm kitabullah ve sünneti. Size Allah'ın kitabı ve benim sünnetimi tavsiye ederim. İşte kurtuluş yolu da budur. Kitap ve sünnet. Biz kitaba, sünnete uyduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle hablullah metindir. Kitap Allah'ın kopmak bilmeyen sap sağlam kulpüdür, ipidir. Biz o ipi tutarsak vallahi o ip bizi cennete götürecek. O ip bizi cennete başka bir yere götürmeyecek. Ama Ali ne dedi? Veli ne dedi? Ahmet ne dedi? Yusuf ne dedi? Hasan ne dedi? Şu molla ne dedi? Şu hoca ne dedi? Allah Azze ve Celle inne hazel Kur'an, bu Kur'an yehdi lilletihi akvam, yolun en güzeline, en temizine, en sağlıklısına, en selametine iletir. Bu Kur'an'a uymamız lazım. Bu Kur'an'la yol bulmamız lazım. Karanlıkları bu Kur'an'la aydınlatmamız lazım. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bize çıkar yolunu da gösterdi. Rahmet Peygamberi. Lakin bu karışıklığa rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam bize müjde de verdi. La tezalu taifetun min ümmeti kaimeten bi emrillahi la yadurruhum men khazalahum ve la men khalafahum ve la men terakahum. Ümmetinden bir taife kıyamet saatine kadar Allah'ın emriyle kaim olacak. Ta ki Allah bunu var edecek ki bu taifeyle bütün insanlara hüccet ikame etsin. Bunların varlığı insanlara hüccet olsun. Bunların varlığı insanlara delil olsun. Bunların varlığı insanlara bir numune, bir menhec, bir yol gösterici olsun. Bunlar Elazığ'da değildirler. Bunlar Bingöl'de değil. Bunlar dünyanın tamamına yayılmış insanlardırlar. Bazıları genelde bu hadisini zikrediyorlar. O taife benim, o taife benim. Allah'ın kıyamet saatine kadar vareti taifetul mensura yeryüzünde seyyahtır. Bir gün Allah onu Medine'de var eder. Bir gün Mekke'de, bir gün Irak'ta, bir gün Suriye'de, bir gün Afganistan'da, bir gün Çeçenistan'da, bir gün Türkiye'de, bir gün Amerika'da, bir gün Almanya'da. Bunların yeri bu insanlar kıyamet saatine kadar Allah'ın kitabıyla yol bulan, Allah'ın kitabıyla karanlıklarını aydınlatan, Allah'ın kitabıyla insanlara örnek olan kıyamet saatine kadar güzel insanlar var olacak. İnna nahnu nazzalna zikr, Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun, Kur'an'ı koruyan da biziz. Kardeşler, Allah Kur'an'ı sihirli değnekle sandıkların içinde korumayacak. Allah Kur'an'a sahip çıkan, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la yol bulan insanları var ederek bu Kur'an'ı bu insanlarla koruyacak. Allahu alem, buraya kadar aktardığımız kıyametin orta usta alametlerinden bazılarıydı. Biz bunları ifade ettik, açıkladık. Umuruz ki Allah subhanehu ve teala bunları bize hayra bir anahtar, şerre bir kilit kılar. Bu saydıklarımızla yol bulmayı Allah azze ve celle bizlere nasip eyler. Bu Allah subhanehu ve teala anlattıklarından istifade etmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Kıyamet için çalışan, kıyametten sonrası için hazırlık yapan, kıyameti beklemeyen, büyük kıyameti beklemeyen, bilakis ölümünün farkında olan ve ölümden sonrası için çalışan kullarından eylesin. Beni ve sizleri. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümayin.